3, 2, 1. Merhabalar herkese. Ben Mehmet Akçalı. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugünkü saatimiz biraz değişti. Normalde hep 8'de başladık ama Ramazan dolayısıyla bir tık geç başlattık. Bundan sonraki yayınlarımızda da süre biraz değişecek. Onunla ilgili zaten bilgilendirmeleri sizlerle yaparız. Bugün de gördüğünüz gibi yalnız değiliz. Çok değerli iki tane hocamız bizlerle. Serhat Hocam, Merve Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba Hoş Mehmet bulduk. Bey. Nasılsınız Merhaba. hocam? Nasılsınız? İyiyiz vallahi sizleri sormalı. Biz yanlış bir gün seçmiş olabiliriz yalnız. Tam böyle şey bir gün değil mi hocam? Herkes bayağı yeni bir sürece giriyor. Böyle sıkıntılı ama umarım Evet. şey 30 gün boyunca güzel geçer. 30 gün boyunca da yayınlarımız devam edecek çünkü. İnşallah süper olur. Aynen. Hocam isterseniz kısaca kendinizden bir bahsedin. Ondan sonra ben yayın akışını bildiririm. Sonra da yayınımıza başlayalım. Kim Tamam isterse hocam. oradan başlayabilir. Erdal hocam sen Tamam. başla. Tamamdır. Herkese hayırlı Ramazanlar. Oruç tutan tutmayan herkesin ülkemiz için güzel bir ay olmasını diliyoruz. Koronavirüsünden de kurtulmayı en kısa sürede istiyoruz tabii ki. Evde kalmak hepimiz için maalesef çok da alışık olmadığımız bir durum. İsmim Erdal Delebe. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapıyoruz. 15. yılım bu sene. Elektronik, bilgisayar, programlama, yazılım gibi süreçleri mümkün olduğunca takip ederek üniversite yıllarından itibaren sürekli bu sürecin içerisinde olmaya çalışıyordum. 2014 yılında da işte Arduino ile ilgili ilk kitabımı çıkarttım. Projelerle Arduino kitabı. Daha sonraki yıllarda da işte mBlock, kod bloklarla Arduino, elektronik devre elemanları, Arduino atölyesi. Son olarak da işte Kaan hocamla beraber Python, Micro Python, Microbit ile ilgili kitabımızı yazdık. Beraber çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum böyle bir imkan bize sunduğunuz için Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz hocam. Yani Robotistan'ı da değerli. sağ olsun, Robotistan'la sadece malzeme alışverişimiz değil, İlge Bey'in çektiği videolar. Tabii ki yani malzeme satmak bir yerde çok önemli bir durum ama bunun teknik desteğini de verebilmek, bu malzemenin nerede ne işe yarayacağını bir muhatap bularak bilgili bir şekilde kullanabilmek de ülkemiz için çok önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Çok, Kaan hocama sözü bırakayım. yani çok teşekkür hocam güzel yorumlarınız için. Estağfurullah. Özellikle teşekkürler. Evet, Evet, Serhat Erdal hocamın iyi niyet ve temennilerine katılıyorum. Fazla uzatmayayım bu arayı. Hocam. Ben Ferhat Kaan Şahin. Benim de meslekte 14. yılım. Ben de Hacettepe Üniversitesi mezunuyum 2006 yılında. Ben Erdal Hocam kadar aktif değildim. Son 2-3 yıldır bu işin içindeyim açıkçası. Mesela Erdal Hocam 2014 yılında Arduino kitabı çıkmış ama ben Arduino'nun varlığından 2015 yılında haberdar olmuştum. Biraz geriden takip ediyoruz. Bir mBlock'la Arduino kitabım var. Scratch ve mBlock'la Arduino kitabım vardı. 2018 yılında çıkmıştı. Daha sonra da geçtiğimiz aylarda da Python kitabımız çıkmıştı. İçinde de bir bölüm Microbit'e aitti. Micro Python'la anlatmıştık. Aslında çok da hoşumuza gitti Micro Python kısmı. Bununla ilgili de epey bir elektronik devre kartı var. Onlar üzerinde de çalışmalarımız var Erdal Hoca'yla. Kısmet olursa onlarla ilgili yayınlar da yapabiliriz. Gelen Çok talepler doğrultusunda yani, tabii ki. çok sevinirim. Yani sizlerle bu yayınları yapabiliyor olmak da ya bizim için ekstra bir şey, gurur kaynağı. Aynen. Bizim için de aynı. Zaten hani bu işin içinde olan insanların ilk bildiği firmalardan birisi de Robotistan. Ben 2015 yılında ilk Arduino'yu aldığım zaman internetten araştırdığımda hep karşıma Robotistan çıkıyordu. Doğrudur, Daha doğru. sonraki süreçte de işte nasıl bağlarız, ne yaparız kısmında da İlgi Bey'in videoları var zaten. Onlardan çok faydalandık. Yine Raspberry Pi ile uğraştım biraz. İlgi Bey'in videolarından yine çokça faydalandım. Epey bir dokümanınız var. Onlar da çok güzel.
böyle bir imkanı sağladığınız için teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani ben bu yayının çok da keyifli geçeceğine inanıyorum. Devamında olacağını, yani devamında olmasını istiyorum özellikle. İstiyorsan kısaca ben yayın akışından bahsedeyim hocam. Ondan sonra meşhur sorumda topu size atayım. Yayın akışını söylemeden önce şöyle bir uyarı yapmam gerekiyor. Videonun aşağısında bir link bıraktık biz. Eğitmenlerimizden, değerli eğitmenlerimizden hani geri bildirim almak istiyoruz. Çünkü bu yayınlarımızı genelde işte öğrenciler izliyor. Biz onlara daha iyi içerikler sunmak istiyoruz. Daha iyi neler yapabiliriz? Onun için geri bildirim formu oluşturduk. Onları doldurmayı alıyoruz. Doldurdukları takdirde robotistan olarak teşekkür etme babında hani kıymetli yani ayrıcalıklı fiyatlarımızdan yararlanmak istiyoruz. Bunun için de ekibimiz dolduran kişilerle ilerleyen zamanlarda iletişime geçecek. Bunun da bilgisini verdikten sonra yayınımızın içeriğinden kısaca bahsedeyim hocam. Mikrobit yayını yapacağız. Mikrobit'i anlatacağız aslında bugün. İşte nedir, ne değildir, neler yapılır, işte avantajlar, dezavantajlar nelerdir ve nasıl kullanılır gibi şeylerin üzerinde. Evet, mikrobit odur hocam. O zaman çok meşhurlaşan bir sorun var hocam. Her yayında şey yapıyorum, hani bu soruyla başlıyorum neredeyse, robotik anlamda bir yayın yapıyorsak. Onunla başlayalım. Kodlama nedir diyorum hocam. İkinizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sağ olun hocam, buyur. Şimdi Anlat. kodlamayla işte programlama genellikle birbiriyle karşılaştırılıyor. Kodlama daha çok blok kodlarıyla beraber yapılan, biz kodlamaya diyoruz açıkçası. Burada blok kodlamanın çok büyük bir avantajı var. Kodları ezberlemeden, hani dilin syntax yapısını çok fazla bilmeden hazır blokları sürekli sürükle bırak yöntemiyle yapılan işlemlere kodlama deniliyor. Bir de tabii robotik kodlama var. Robotik kodlama da robotik ve kodlama olarak da geçiyor. Bazı elektronik kartların bu kod bloklarıyla beraber kodlanması anlamına, programlanması anlamına geliyor. O zaman Erdal Hocam'dan da yorumlarını bekliyorum. Ya kod deyince şimdi benim ilk bilgisayarım lisede Commodore 64'tü. Onu da bir arkadaştan İşte bir şekilde temin etmiştik. Almanya'dan gelmiş ona hediye. Pek de ilgilenmiyordu o tarz şeylerle. Ben de neymiş falan derken şöyle biraz karıştırıyordum. Commodore 64 ile QBasic ile başladık. Yani kod dediğimiz kavram aslında bir elektronik cihazın içerisinde mikro işlemci, mikro denetleyici, PLC olabilir. İşte yani çeşitli programlanabilir birçok elektronik devre elemanı var. Bunların bir işi yapabilmesi için ona verdiğimiz talimatların tamamına kod diyebiliriz. Yani burada illaki yani blok tabanlı olması, metin tabanlı olması veya farklı şekilde eski zamanda ilk bilgisayarları işte programlayanlar da elektronik mühendisi. Bunlar da programlarken elektronik devreleri programlıyorlar. Yani devreler üzerinde bir işlem var. Kartlı ilk programlar. Burada makinaya aslında makinanın anlayacağı şekilde bir iş yaptırma sürecinin tamamına biz genel olarak kodlama diyebiliriz. Günümüzde Kaan Hocam bahsettiği gibi blok tabanlı olması bize şu avantajı sağlıyor. Yani işte eskiden, yani eski dediğim 2010 yılından öncesinden bahsedeyim. Bir programcı veya işte C dili, C Sharp dili, C++ dili, Java dili gibi diller uzun emek verilerek bir yazılımın ortaya çıkartılması için çok uzun süreler emek verilmesi gerekiyordu. Kaldı ki bunun yanında donanım üzerinde bir mikro işlemci veya mikro denetleyici üzerinde program yazmak için yılları harcamak gerekiyordu. Yani PIC diye mikro denetleyici var, işte mikroçip firmasının tanınmış mikro denetleyicisi. Yani ona bir program yazabilmek için donanımı bilecektik, işte programlama dilini bilecektik. Ondan sonra ne iş yapacağımızın hakkındaki bütün elektronik devre elemanların nasıl çalışacağını bilecektik. Ondan sonra yani bir projeyi ortaya çıkartma süreci minimum 2-3 haftanız alıyordu. Yani bir led yakma projesi şu anda hani 5 dakikada yapıp bitirdiğimiz bir şey ama süreç eskiden bu şekildeydi.
Şu Ya bu anda hedef yapmamızın nedeni de bu mu acaba? Hani o zaman çok uzundu ya. Şimdi işte ne kadar neler çektik diye mi sürekli hedef yapıyoruz acaba? Hocalarımız bize iyi gösteriyor. şimdi Mehmet Bey şöyle oluyor. LED'i yakan kişi o LED yanıyorsa bir şekilde artık o virüsü kapmış oluyor. Öyle söyleyeyim. O virüsü kaptıktan sonra da eğer merakı ilgisi varsa sonrası geliyor zaten. Yani teknik doküman olarak Türkiye'de hani eskiden gerçekten çok zordu. Yani İngilizce bilmek gerekiyor. İşte hocalardan direkt yapışıp hocam şu nasıl çalışıyor diye sorup öğretmeninizi üniversitedeki veya lisedeki meslek lisesindeki öğretmenler hani bunu sorup bilgi alabilmek için çok kapısında beklediğimiz hocalarımız vardı. Ama şu anda bu işi öğrenebilmek tamamen ilgi, merak ve zaman ayırmayla ilgili bir durum. Eğer ki insan motivasyonunu kaybetmiyorsa kodlama, programlama dilleri yani aklımıza gelebilecek otomobilimizden cebimizdeki telefona, buzdolabına kadar birçok şeyi programlıyoruz. Yani programlamadığımız cihaz yok gibi bir şey şu anda. İleriki yıllarda yani sohbetin devamında belki yeri gelir Bill Gates'in bir projesinden bahsediyorlar. Hani, hani o Umarım tarz şeylerde bu. yani insana çip takma gibi durumlar var. Hani ondan bahsediliyor son Umarım zamanlarda. takmazlar hocam. Yani şimdi umarım gelir dedim de umarım çipi de takmazlar yani. Bilmiyorum. Umarım takarlarsa da iyi bir şey için takarlar. Yani, Oraya tabii. gelince konuşuruz Bu orayı. parantez açayım o zaman. Hani şu anda koronavirüs olup olmadığını biz bilemiyoruz. Ama bizim kan değerimiz, vücuttaki organlarımızı ölçüp biçen bir cihaz aygıt olsaydı şu anda hani bu kadar koronavirüsten korkmamızı gerektirecek bir durumda belki olmayacaktı yani. Doğrudur. Yani Yani. o amaçla kullanılabilir diye düşünüyorum. Kodlama bizim için vazgeçilmezimiz şu anda. Çağımızın okuryazarlık nasıl eskiden önemliyse şu anda kodlama da bizim açımızdan o kadar önemli. Hayatımızın her noktasında kodlama var diyebiliriz aslında hocam. Yani bir şeyi öğrenirken bile aslında aklımızda kodluyoruz ve öyle öğreniyoruz. Peki yani gündemde çok trend bir konu var hocam. Çok eskiden beri var da hani 3-4 yıldır var ama her yıl işte trendi ve şeyi değeri artıyor. Yani robotik kodlama diye bir olay var. Yani bu robotik kodlama nedir? Nereden başlamalıyız? Hani bütün eğitim şeyleri yaşlarına uygun mudur? Yani hani işte, okul öncesine de uygun mudur? Lise, ortaokul, ilkokul, üniversite her alanda uygulanabilir mi? Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kaan Hocam. Şimdi biz birkaç sene önce hani bu iş tam yaygınlaşacağı zaman herkes robotik öğrensin, tüm öğrenciler kodlama öğrensin diye yola çıkmıştık. Herkes Arduino bilmeli diye düşünüyorduk. Ancak hani zaman geçtikçe yeni tanıştığımız kartlar, gördüğümüz şeyler bize şunu gösterdi. Her çocuk elektronik bilmek zorunda değil. Ancak her çocuğun kodlama ya da programlama bilmesi onların bir olayı çok farklı boyutlarla düşünmesine sağlayabiliyor. Böyle avantajları var. Robotik maalesef şu anda bir moda haline gelmiş durumda. Bu şekilde de gidiyor. Yani kolejlerin kapısında neredeyse robotik kodlama işte dersimiz vardır falan diye reklam haline geldi. Her kendini böyle 2-3 led yakan kişi de robotikçi sanıyor. İnsanların da bize hani bakış açıları biraz farklı olmaya başladı. İşte böyle elektronikle uğraştığımızı görünce ufak tefek şeyleri de getirip tamir etmek istiyorlar. Öyle sıkıntılar da olmaya başladı. Evet, doğru söylüyorsunuz Evet. Ama hani pek çok insan ben bu işi hani yapması ufkunu da açtığını düşünüyorum. Piyasada çok fazla çeşit var. Yani sadece Arduino olarak düşünmemek lazım. En basitinden çıt çıtlı devrelerle bir elektronik devrenin nasıl olacağı konusunda çocuklara somut bir şey gösteriyoruz. Yani bir pili bağlayıp oradan ampul yakmaktan ziyade akımın nasıl geçtiği işte ondan sonra devre üzerinde farklı elemanların nasıl kurulacağı, paralel devreler, seri devreler bunların nasıl olacağını öğrendiler. Makey kartlarıyla iletken, yalıtkan nedir? Hani suda bile temasın olabileceği, kurşun kalem üzerinden bir devre akımının geçebileceğini gördüler. Sonraki süreçte işte farklı robotlar kullanarak değişik işte yarışmalara girdiler. Farklı aksiyonlar oldu onlar için.
Yani hani toplum bir yere doğru gidiyor aslında ama çok güzel olumlu şeyler olduğunu da düşünüyorum ben. Yani doğru yönlendirilmesi gerekiyor aslında, değil mi hocam? Aynen. Herkes çıkıp ben robotik öğretmeniyim falan diyor ama işte yani robotikten kasıt ne? Yani iki tane led yakmayla Arduino'da robotik öğretmen olunuyor mu? Ya da robotikçi olunuyor mu? Bunları düşünmek lazım. Yani siz de BT Derneği'nde de bulunuyorsunuz hocam. Evet. Oradaki durum nedir? Orayla da hani kıyaslama yapabilir misiniz? O derneğe yani üye olmak için ne olması gerekiyor? Ya da orada bir kriteriniz oluyor mu? Bizim kriterimiz derneğe üye olmak için referansıyla gelmesi. Yani Doğru. kalkıp herhangi bir kişiyi üye yapmıyoruz. Erdal Evet. hocam referansın kim? Doğan hocam. Evet, referans Doğan alıyoruz. hocam referans. Zaten hani bizi sosyal medyada çalışmalarımızı gören insanlar az çok derneği biliyorlar, faaliyetlerini biliyorlar. Katılmak istiyorlar. Türkiye'nin en iyi bilişim öğretmenleri de bizim dernekte. Hani baktığınız zaman yarışmalarda derece alanlar, belirgin çalışmaları olanlar, kitap yazanlar, etkinlik yapanlar hep bizim dernekte bağlantılı olan üyelerimiz olduğunu görüyoruz bunların. Evet. Bu konuda da Burcu hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendisi hakikaten birçok fırsat vermiştir hepimize. Doğru. Ya BT Derneği olarak kitap da çıkarıyorsunuz değil mi hocam? Yani ben birkaç taneye karşılaşmıştım galiba. Dernek olarak mesela en son bir e-kitap yayınlamıştık. Erdal hocam da vardı o kitabın içinde. Kitabımız neydi Erdal hocam? Bu kodlama araçlarıyla ilgili işte Scratch, mBlock olsun, işte değişik platformlar, Tinkercad, bunları tanıtımıyla ilgili bir bülten hazırlamıştık. Evet, onun haricinde bizim kitabımızda mesela çıkan Python kitabımızda dernek serisinin dördüncü kitabı olarak çıktı. Benim Arduino kitabımda derneğin birinci serisiydi. Tabii bunlar yayın evinden çıkıyor ama dernek üzerinden biz bu işlemi yapıyoruz. Hani tanıtımını bu şekilde yapıyoruz. Yani çünkü bütün çıkan kitaplarınızı ben alıp inceliyorum hocam. Hani bayağı da zaten Sağ olun. çalışmakta yararlanıyorum yani. Arkasında mutlaka BT Derneği'ni görüyordum. Ondan dolayı merak ettim. Onun için sordum. Peki yayının konusu da olan hocam Mikrobit'e ufaktan giriş Yapalım. yapabiliriz. Mikrobit nedir? İşte yani ne işe yarar diye Erdal hocama topu atayım ben de o zaman. Şöyle hemen konu mankenini göstereyim. Mikrobit bayağı da Tabii küçük bir kart aslında adı gibi. aslında şöyle kibrit kutusu boyutunda bir şey. Ya hakkında çok atıp tutuyoruz ama İngilizler veya İngiltere aslında bu konuda çok stratejik çalışmalar yapıyor. Yani BBC'nin çok büyük desteği var. 1980 yılında başlıyorlar aslında bu işe. Yani programlama konusunda herkesin bir bilgisayarı olsun diye bir çalışma yapıyorlar. O zaman da yine Mikrobit gibi bir kart değil ama bir işte yine Commodore 64'e benzer bir bilgisayar ürettirme durumları var. Bunun üzerine yani bilgisayarın çalışması hakkında BBC bir de televizyon yayını hazırlıyor. Yani ta 1982 yılında falan. Sonraki yıllarda da bunlar hep devam ediyor. Teknolojiye sürekli yakın durmaya ve insanların ilgisini arttırmaya yönelik yani toplumsal bir çalışma olması yönünde çalışmaları var. 2015 yılına geldiğimizde de işte yine BBC programlama konusunda öğrencilerin pratik, elle tutulur bir çalışmayla bunu öğrenebilmeleri amacıyla Mikrobit kartını birinci versiyonunu 2015-2016 yılının eğitim öğretim yılında öğrencilere yaklaşık 1 milyon adet dağıtılıyor İngiltere'de. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 8. sınıf öğrencileri olması lazım bizdeki karşılığı. Bunun üzerine 2016 yılında dağıtıldıktan sonra bitiyor mu? Bitmiyor tabii. Yine programlama konusunda televizyon yayınları, yarışmalar hala devam ediyor. BBC'nin normal televizyon açtığınızda kodlama hakkında yarışmalar yapıyor yani çocuklar. Ya bu tabii ki toplumsal olarak insanların bakış açısını da değiştiriyor. Aynı zamanda bunun ulaşılabilir bir çalışma olduğunu, öğrencilerin bu konuya yaklaşımını çok farklı boyutlara getiriyor. Yani ben öğrenciler geldiğinde okula
akşamki televizyon programını seyredip, yani bir diziyi değil de dizideki bir karakteri değil de işte kodu şöyle yapmış da böyle yapsa daha iyi olurdu gibisinden yorumları duymak bir öğretmen olarak beni gururlandırır yani. Ama maalesef ülkemizdeki yani algı değişmesi sadece öğretmenlerin eliyle olabilecek bir şey değil. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda son yıllarda Sayın Bakanım Ziya Bey de çok özveriyle çalışıyor. YİTEK yine aynı konuda çalışmalar yapmaya elinden geldiğince gayret ediyorlar. Ama buna toplumun sadece bir kesimi, yani bakanlığın ittire ittire götürebileceği bir konu değil. Öğretmenlerin hadi şunu öğren diyebileceğimiz bir konu değil. Mikrobit orada bedava dağıtılmış. İnsanlar kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Bizdeki sıkıntı neydi peki? Mikrobitle niye bu kadar geç tanıştık? Aslında ki burada yatan sebep ilk kullanım maliyeti. Yani mikrobite baktığımız zaman ya işte buna 150 lira falan vereceğim diye düşünüyoruz ilk etapta. Öyle de soru gelmiş hocam. Az önce öyle bir şey de yazılmış. Ama Arduino ile mikrobit arasındaki fark nedir konusuna belki ilerleyen aşamada geliriz. Buradaki ilk kullanım maliyeti Arduino'nun daha ucuz olması ve insanların daha kolay kaynak bulabilmesi. Hani biz de ister istemez mikrobitle yani çalışmak için yani şu kartı alıp bir genişletme kartına takmak ihtiyacı yine maliyeti arttırdığından dolayı ayrıyetten bir proje geliştirmek için bir kaynak arıyor ilgi duyanlar. Mikrobit hakkında da çok bir kaynak olmadığı için hemen Türkçe ulaşabileceği. Biz de o amaçla zaten son kitabımızı bu yönde yazmaya karar vermiştik Kaan hocamla. Hem mikrobite bir kaynak olsun hem insanlar artık mikrobit gibi bir kartla da çalışmayı görebilsin. Nasıl oluyormuş diye. Sadece çünkü Arduino ile yapılabilecek projeler hep birbirine benzemeye başladı bir yerden sonra. Maalesef insanların hani kendi üzerinde taşıyabileceği, yani mikrobitin en büyük avantajlarından bir tanesi mobil olarak iki tane kalem pille, kumanda piliyle üzerinizde taşıyarak nabzınızı değil belki ama adımınızı sayabilir veya farklı projelerde kullanabilirsiniz. Yani çok pratik, kolay bir kart. İşte projelerde de göreceğiz birazdan. Aslında şimdi söylerken hocam aklıma güzel bir soru getirdiniz. Hani Mikrobit ve Arduino farkı gibi bir konu geçirdiniz. Soruyu siz sordunuz. Ben taşıyayım Serhat hocama o zaman sorayım soruyu. Arduino ile Mikrobit arasındaki fark nedir hocam? Evet, şimdi mesela mikrobit kartı ile ilgili çalışma yaptığımız zaman görenler genelde şunu soruyor. Arduino mu mikrobit mi, hangisini tercih etmeliyim diye. Aslında ikisi de birbirinin alternatifi değil. Farklı kartlar, kullanım amaçları da farklı. İkisinin de blok kodlama ortamı var. İkisinin de metin tabanlı dilde kodlama ortamları var. Mikrobit kartı üzerinde ledlerle, sensörlerle beraber geliyor. Şöyle baktığımız zaman üzerinde 25 tane matristen oluşan, hani ledden oluşan bir matrisi var. İki tane butonu var üstünde programlanabilir. Arka tarafta da sıcaklık sensörü var. İvme sensörü var, ışık sensörü var. Hani mikrobit kartı komple bir kart olarak geliyor elimize. Kodlaması Arduino'ya göre çok daha basit. Çocuklar alıp birkaç şey gösterdikten sonra kendi başlarına bir şey yapabiliyorlar. Bunun yanında da çok eğlenceli bir kart. Hani biz her öğrenciye belki elektroniği öğretemeyiz ama kodlama ya da programlama öğretmek istediğimizde hani başucumuzda duracak bir kart. Bunun yanında mikrobit kartını hani hangi yaş gruplarına hitap ediyor dersek 3. 4. sınıf öğrencileriyle bile çok kolay çalışabiliyoruz. Birkaç etkinlik yaptıktan sonra devam edebiliyorlar. İleriki aşamalarda da Arduino'ya geçiş yapabilirler. Mesela biz BT Derneği üzerinde bir mikrobit öğretmenlere eğitimi vermiştik geçtiğimiz Kasım ayında. Hani eğitime gelen arkadaşlarımız Arduino'yu iyi bilen, kullanan arkadaşlardı. Mikrobit'i ilk defa o zaman görmüşlerdi. Çok olumlu dönüş yaptılar bize. Çok güzel bir kartmış, çok eğlenceli bir kartmış. Hani Arduino'dan daha çok beğendik. Çünkü çocuklar ilk elektroniğe başlarken mikrobit'te başlarlarsa daha olumlu sonuç olacağını düşündüler kendilerinin. Bunun yanında
Üzerindeki sensörlerle vesaire Scratch gibi, mBlock gibi programlarla da arayüzüyle kullanıp güzel etkileşimli oyunlar yapabiliyorsunuz. Bu konuda Arduino'dan biraz daha fazla şeye izin veriyor. Yalnız Arduino gelişime daha açık bir kart. Arduino ile yapabileceklerinizin neredeyse hani sınırı yok diyebiliriz elinizdeki malzeme olduktan sonra. Microbit o konuda biraz daha yetersiz kalıyor. Tabii yapılan işe göre değişir bunlar. Ya aslında burada fiyat farkını da şey oluşturuyor diyebiliriz hocam. Yani Arduino'nun orijinalini kullansak zaten aynı para. Aynı fiyat. Yani ondan dolayı hatta Microbit'in üzerinde olan modülleri koymaya kalksak daha da fazla. Microbit'in handikapı az önce de Erdal Hocam'ın bahsettiği gibi hani şeydi belki sınırlı kaynakları vardı ama şu an o taraf da geliştiriliyor sizlerle birlikte. Yani bundan sonra daha faydalı, daha kullanılabilen bir kart olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tabii mesela lafınızı bölüyorum. DF Robot'un kendi ürünleri var. Orada işte aynı M-Bot robotu gibi robot projeleri yapabiliyorsunuz Erdal Hocam'ın gösterdiği gibi. Bakayım göstereyim. Haricinde DF Robot'un IoT bileşenleri var. O da sizin sitenizde var zaten. Hani IoT projeleri de yapılabiliyor. Burada çok güzel bir avantaj var. Ortaokul öğrencilerine blok tabanlı IoT projelerini DF Robot'la çok kolay bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Yani aslında şeyde Microbit'in şöyle bir güzelliği de var. Farklı farklı firmalar Microbit'i geliştirme şeyi de yapabiliyor yani. Yani işte evet. Robot'un yaptığı gibi platformlar yapıyor ve Microbit kullanıyorlar şey olarak, anakart olarak. Gitgide de gelişiyor yani bu tarafta. Yani Microbit bir çatı oluyor aslında burada. Diğer taraflarda oraları geliştiriyor. Aynen. Diyebiliriz orada. Peki avantajları ve dezavantajları nelerdir Erdal Hocam? Microbit. Avantaj dediğimiz zaman şimdi Microbit bir kere üzerinde yani proje geliştirmeye çalışıyorsak, yani uzun süreli bir proje geliştirme sürecinin içerisindeysek yani okulda atıyorum 28 haftalık bir sürecimiz var verimli kullanabileceğimiz. Bu 28 hafta sınavlar vesaireye çıktığımızda Microbit kartıyla bunun içerisini mümkün olduğunca çok kolay doldurabiliriz. Nasıl doldurabiliriz? Microbit kartının üzerinde Bluetooth, kablosuz haberleşme, yani sınıfta mesela benim elimde Microbit kartım var, 20 tane öğrencim var. 20'sine birden aynı anda kablosuz olarak kendi kartımdan veri gönderebiliyor veya onlardan veri alabiliyor. Microbit'in böyle bir kablosuz özelliği var. Bunu Arduino kartında kullanabilmek için NRF benzeri bir modül kullanmamız gerekiyor. Artı Bluetooth ile haberleşme. Bluetooth 4.1 versiyonu, yanlış bilmiyorsam 4.1 olması lazım, 4.0 değilse. BLE destekli. Low enerji. Bunu destekliyor. Bluetooth ile kontrolü var. Yine Arduino kartında bunu kullanabilmek için HC05 sadece RS-232 üzerinden iletişim sağlıyor. Burada kullanılan, Microbit'te kullanılan Bluetooth daha farklı bir Bluetooth versiyonu, daha güncel, gelişmiş bir versiyon. Bunun haricinde 25 tane LED'imiz var, sıcaklık sensörü var, ışık sensörü var, kompas, pusula, ivme ölçer. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu 28 haftalık süreci Microbit kartıyla tek başına çeşitli eklemelerle kolaylıkla bitirebiliriz. Yani bir eğitim materyali olarak Microbit kartı Arduino kartının üzerine çeşitli eklemeler yapmayacaksak eğer Microbit kartı daha pratik şu aşamada. Ama Arduino kartının, Arduino Uno için konuşuyorum bunu. Arduino Uno kartının üzerinde 13 nolu LED'imiz var. Doğru. Arduino Uno kartıyla beraber 5 volt üzerinden çalışıyor. Yani birçok sensör ile iletişim kurabiliyoruz. Motor sürücü kartı, işte çeşitli kartlar, sensörler. Ancak Microbit kartında bunu sağlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir genişletme yuvasına ihtiyaç duymamız gerekiyor. Şimdi konuşuyoruz ama arkadaşlarımız görenler şöyle söyleyeyim. Yani ben mesela şuraya Arduino kartının üzerine bir LED diyot pinlerine hemen takabiliyorum. Aynı işlemi Microbit kartında yapabilmem için bir genişletme kartına ihtiyacım var. Onda, evet.
şu şekilde bir genişletme kartı kullanmam gerekiyor. Hı-hı. Microbit kartı. Evet, Kaan hocamda da var. Hı-hı. Şimdi bu kartı kullandıktan sonra Microbit kartı, işte bunu taktım. Bunun üzerine başka bir şey daha taktım. Onu taktım falan derken kocaman bir kart oluyor. Microbit kartında bu tarz bir handikapı var. Yani evet, Kaan hocam bahsetti. Birbirine alternatif değil ama kullanacağınız proje eğitim amaçlı Python blok tabanlı bir programlama dilini veya kodlamayı öğretmek istiyorsak giriş aşamasında Microbit bir alternatif ve verimli bir alternatif. Arduino kartları da yapacağımız proje gelişmeye açıksa veya öğrencilerimize atıyorum büyük bir proje üretmeye çalışıyorsak Arduino kartının yapabilecekleriyle devam etmemiz daha uygun olacaktır. Ya, süremiz ya. Son 2 dakika herhalde. Devam ediyor hocam aslında. Devam ediyor mu? Aynen. Tamam. Güzel pas atıyorsunuz bu arada hocam. Bana hani kodlama editörlerine girdiniz hafiften Python falan diyerek. Yani ben genel bir soru sorayım o zaman size. Genelde kullanılan kodlama editörleri nelerdir ve Microbit'in kullandığı editörler nelerdir diyerek böyle sizden alayım Serhat Hoca'ya taşıyorum ben. Arada tam soru taşıyan kişi oldum. En tatlı yerinde. Evet. Şimdi evet. Pek çok kartın hani arayüzü Arduino IDE ile yapılıyor da insanlarda o şekilde bir aşinalık var. Microbit kartını kodlamak istediğimizde inanılmaz hani çeşitli platform karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Scratch'ta kodlama yapabiliriz. Mblock programıyla kodlama yapabiliriz 5 sürümüyle. DF Robot firmasının kendi yazılımı var. Scratch 3 tabanlı. Burada muhtemelen Mblock 5 programının altyapısı üzerinde düzenleme yaparak geliştirmişler. Burada kodlama yapabiliriz. Kendi internet sitesinde kodlama yapabiliyoruz. Orada da hem blok tabanlı, hem Python tabanlı, hem de JavaScript tabanlı kodlamalar yapabiliyor. Yine metin tabanlı kodlamalar için, yani Python'la yapılabilecek kodlamalar için de ya da programlamalar için de Mu Editor ve TonyPython IDE adlı uygulamalar var. Bunlarla hani çok gelişmiş düzeyde, ileri seviyede Python uygulamaları geliştirilebiliyor. Mesela modüler programlamalar yapılabiliyor. İçerisine ekstra dosyalar ekleyebiliriz. Microbit kullananlar hani biliyordur, bir tane hex dosyasıyla çalışıyor Microbit kartı. Ama bu editörler içerisinde farklı dosyaları da atmamıza, hani birden fazla dosya atmamıza da imkan veriyor. Onu da eğer vaktimiz olursa değineceğiz. Yine JavaScript de kodlanabiliyor dedik, kodlamayı bilenler. Buradaki büyük avantaj lise öğrencileri için ya da Python'a yeni geçiş yapanlar için Python'da kodlanması gerçekten büyük avantaj diye düşünüyorum. Hocam bu Microbit'le oyun da yapılabildiğini bazen görüyorum da ben. Evet. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani merak ettiğim bir alan, çok beceremediğim bir alan ama merak ettiğim bir alan. Ondan dolayı onu sorsam ve öğrensem güzel olur. Yani nasıl yapılıyor? Ne gibi oyunlar? Ben lafınızı böleceğim. Scratch'ta biz kızımla oyun yapmıştık. Basit bir oyundu. Elma toplama oyunuydu. Ben bunu internette paylaşmıştım Facebook'ta. Birisi altına yorum yapmış. Hocam bu oyunu hangi oyun motorunda yaptınız diye. Yani o herhalde Unity gibi bir şey düşünmüş. Scratch'ta yaptık. kaç saatiniz aldı bu proje? Kaç gün uğraştınız dedi. 10 dakika dedim tabii. Bayağı ilginç bir anımız vardı. Erdal hocam bu konuda biraz daha tecrübeli. Onun şeylerini de alabiliriz. Tamam. Estağfurullah. Uygulamalarda birazdan yapacağız. Kediye kayak yaptıracağız. Karda kaydıracağız Microbit'le. Tabii ki kaydırırken de aslında yani kartın iki tane kalem pille çalışması üzerimizde veya etrafımızda taşıyabilme imkanı sunuyor. Wii'nin işte hani oyun konsolu, Wii'nin çeşitli işte denge tahtası falan gibi aparatları var. O tarz şeylere uyarlayıp Microbit'le çeşitli uygulamalar yaptırabiliyoruz. Mesela iki tane Microbit kartımız var. Karşılıklı birbirine ateş ettirerek
birbirinin üzerindeki 25 tane LED metresi kullanarak, bu LED'leri kullanarak birbirine ateş ettirip, yani sizin elinizde var bir mikrobit, benim elimde var mikrobit, karşılıklı etkileşimli oyunlar yapabiliyoruz. Yine Scratch desteğinin olması çok büyük avantaj. Yani Scratch derken burada blok tabanlı arayüzlerden bahsediyorum. Mblock, Mint. Yani bunları kullanarak online, interaktif modda, çevrim içi modda birçok oyunu yaptırabiliyoruz. Scratch'in bu konuda biraz desteği sınırlı. Yani mikrobit kartının her sensör, her özelliğini, her donanımını kullanmaya Scratch 3 versiyonu çok imkan tanımıyor. Sınırlı. Birazdan bahsederiz zaten uygulamaya geçtiğimizde. Ancak bu konuda Mblock ve MakeCode, Microbit'in kendi sitesi ve Mint oldukça bütün sensörlere ulaşım imkanı tanıyor. Blok tabanlı yapacağımız uygulamalarda. Ama Scratch'le de Kaan Hocam bahsettiği gibi, yani bir yön sensörünü sağa sola çevirdiğimiz işte aim sensörüyle beraber çeşitli uygulamalar yapmamıza imkan sağlıyor. İnşallah geliştirirler Scratch'teki bu donanımları, daha fazla tanıma imkanı sunarlar mikrobit eklentisi için. Burada şey yapabilir miyiz peki hocam? Hani şimdi kısa bir işte mikrobiti kodlama platformu ya da oyun yapma kısımlarına kısa bir geçiş yapalım mı? Yapabilir miyiz ya da? Tabii. Yani öyle bir geçiş yapabilir miyiz? Ben yapabilirim isterseniz. Olur olur. Güzel olur. Ondan sonra projeler kısmına geçerken bir kısa ara veririz. Ondan sonra projelere geçeriz. En azından bir tanıtımını yaparız aradan önce. Kartımız bu şekilde. Şuradan güç beslemesi var. Şurada soket kısmı var. Buradan Microbit Go kartını aldığımız zaman, şimdi Microbit'in iki çeşidi var. Müsaade ederseniz hızlıca bir ekran paylaşayım şuradan. Şurada bakın, Microbit'in iki çeşidi bulunmakta. Şu Microbit olarak geçiyor. Normal. İçerisinde sadece şeffaf bir poşetin içinde bu şekilde kartımız geliyor. Bir de Microbit Go modeli var. Onu da şurada aslında açıyordum. Şuradan aratalım. Burada robotistan sitesini de görmüş oluyoruz hocam. Güzel oldu bu. Evet. Reklamın kötüsü olmaz. Aynen. Bakın şu şekilde. Arada biraz fiyat farkı var. Yaklaşık 22-23 lira kadar. Aradaki fark şu. Kutu halinde geliyor Microbit Go kartı. İçinde 10 santimlik bir USB kablo çıkıyor. Bakın burası normal USB girişi. Bilgisayara bağlayabilirsiniz. 5 volt adaptöre bağlayabilirsiniz. Cep telefonları, şarj aletlerine. Şurada mikro USB girişi var. Bunu da kartımızın üst tarafında mikro USB girişi var. Şimdi burada kafada bir soru işareti olacak. Orada 5 volt geliyor bilgisayardan. Buradaki piller 3 voltluk, nasıl oluyor? Microbit kartının üzerinde bir tane voltaj regülatörü var. Voltaj regülatörü gelen hani voltu 3 volta düşürerek kartın çalışmasını sağlıyor. Arasındaki fark sadece bu şekilde. Kutuyla geliyor bu. İçerisinde pil soketi ve 10 santimlik bir USB kablo çıkıyor. Hani değer mi 25 lira vermeye? Bu 10 santimlik kablo sizin çok işinize yaramayacak. Çok kısa bir kablo. Çünkü ekstra kablo almanız gerekecek ya da cep telefonlarınızın kablosunu kullanmanız gerekecek. Ama şu şarj soketi güzel bir olay. Hani mikrobit'i kol saati olarak, adım sayar şeklinde bile kullanabiliyorsunuz. Hocam, araya gireyim mi orada? O o soket çok kolay da bulunabilen bir şey değil. Hani benimki geçen kayboldu. Yani şöyle çok ince bir soket. Onu soracaktım hocam. Yani o soketle geliyor. Harici olarak satılıyor o soketler. Yani 20 liraya satılıyor. Evet. Go ile beraber almak bence daha mantıklı yani. Bir tane alınacaksa, iki tane alınacaksa mantıklı tabii. Ama mesela sınıfa 20 tane alınacaksa, bir de çok soru soruluyor. Biz bu kartı işte okulda nasıl kullanabiliriz diye. Ben öğrencilere bu kartlardan, bende 2-3 tane vardı, tanıttım. Beraber proje yaptık birkaç tane. Sonra para topladık çocuklarla ortak. Tabii okulların bütçeleri yok bu konuda. Hani yapabileceğimiz çok bir şey yok. Gönüllü öğrencilerle beraber alma yoluna gittik. Bizim bu şekilde 15 tane mikrobit kartımız oldu. Erdal Hocam'ın söyleyeceği ekstra bir şey yoksa kodlama editörlerini görebiliriz. Olur, süper olur hocam.
Şuradan Ha, MicroBit'inki şeydi değil mi hocam? Bir platformu direkt kendi sitesinin üzerinden online bir şekilde evet. hostluyordu. Aslında Microbit'in geliştirme sürecinde çok fazla firma çalışmış. Cisco, Microsoft, ondan sonra Samsung firması gibi 15-20 tane firma büyük bu işte rol oynamış ve sonucunda da böyle bir ürünü ortaya çıkarmışlar. Şu şekilde bir sitesi var Microbit'in. Bakın şurada Les Code kısmı var. Yakın zamanda web sitesini değiştirmişler. Burada ders içeriklerini biraz daha güncellemişler. Şuradan Make Editor kısmı var. Şurada da Python Editor kısmı var. Şurada da sınıflar var. Buradan da öğreticiler, eğiticiler derslere ulaşabilirler. Yine öğrenciler için de hani kolaylıkla yapabilmeleri için ders var. Bakın şurada yeni proje diyoruz. Burada blok tabanlı kodlama editörümüz geliyor. Şu şekilde hazır menüleri var. Burada kullanıcıya çok güzel bir arayüzü var şu şekilde. Şayet Microbit'i hiç bilmiyorsanız, ilk defa tanıştıysanız, alıp almama konusunda tereddütleriniz varsa ya da nasıl bu iş derseniz şuradan yaptığınız uygulamaları sol taraftaki simülatör yardımıyla izleyebiliyorsunuz. Mesela basit bir şey yapalım. Program başladığında şuradan kalp şeklini çıkarsın diyelim. Bakın şurada simüle ettik. Aynısını gördük. Şimdi basit bir işlem yapalım. Ondan sonra biraz daha karmaşık, basit hani biraz daha karmaşık projeler yapabiliriz. Şöyle ben bilgisayarıma bağlıyorum. Bilgisayara bağlantıyı kurup kodları o şekilde atmamız lazım. Kartımızı şu şekilde üstteki micro USB portuna takıyoruz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bilgisayarımızda şöyle açalım. Aynı flash bellek gibi şurada alt tarafta bakın görüyorsunuz değil mi? Microbit isimli bir tane sürücü geliyor buraya. İçerisinde iki tane dosya var. Bunların oluşturduğumuz dosyaları bunun içerisine atacağız biz. Şu pencereyi biraz çekelim. Şimdi şu dosyamızı indir diyoruz. Bakın buraya bir tane hex dosyasını indirdik arkadaşlar. Şurada isminin önemi yok. Hani bilgisayara indirdikçe hex 1, hex 2 şeklinde gidiyor. Çok da önemi yok bunun. Şöyle taşıyarak herkes görebilsin diye. Heh. Şunu şöyle içerisine taşıyarak atıyoruz. Birkaç saniye sürüyor kodların yüklenmesi. Ekranı görebiliyor musunuz? Ha, Bakın görüyoruz. kalp işareti çıktı şu anda. Atar Belki atmaz çıktı şeyi. evet, şu paylaşımı kapatalım. Cep telefonuyla bağlananlar muhtemelen hani ikisini aynı anda göremeyecektir. Gördüğünüz gibi çok basit bir kodlama ortamı var. Aynı şekilde Python editörü de var. Bakın burada da kendimiz yazıyoruz. Ekrana Hello World yazıyor. Peşinden de kalp işareti çıkarıyor. 2 saniye aralıklarla da aynı işlemi yapıyor. Buradan da download diyelim. Onu göremiyoruz Kaan hocam. Ekran paylaşım kapat. Pardon. Hocam simülatörün olması aslında bayağı bir avantaj. Yani bazı platformlarda kukla kullanıyorlar. Burada direkt kartın simülasyon hali verilmiş. Aynen. Bayağı güzel olmuş aslında. Aynen. Şuradan hemen hızlıca Python editörünü açalım. Burada kodlarımızı yazıyoruz. Hani Python bilenler için aşinadır. Microbit modülünü yüklüyoruz burada. Daha sonra sonsuz döngüye sokarak merhaba dünya ve kalp işareti çıkarıyor. 2 saniye aralıklarla bu işlemi yapıyor. Hex dosyamızı yine indirdik. Merhaba Bilgisayar. dünya, burada da karşıma çıktı hocam. Bizim ilk öğrendiğimiz şey yazılımla Maalesef bütün programlama karşıma dillerinde geldi. ilk. Ben orada kaldım ama yani işte endüstri mühendisiyim hocam ben. Ben süper. Okulda C++ dersini alırken onu yazdık. Ondan sonra da derse çok uğramadım. Yani buradan da hocamdan özür diliyorum. Dinliyorsa. Baya. Bakın Hello World yazısı çıktı. Peşinden de kalp işareti Bunu çıktı. soracaktım hocam. 64 GB'lık bir alanı var. Yani farklı farklı şeyleri arkasına koyup içerisine kaydedebiliyoruz değil mi? Nasıl? Şeyde USB gibi görünen, hani Evet. 64 GB görünüyor ya. Hani Evet. işte önce kalbi attık, şimdi bu Hello Gitti World'a önceki gitti. attık. Ha, gitti mi o?
Tabii hani siz bunu flash bellek olarak kullanayım, içine önemli dosyalarımı atayım derseniz, sonradan attığınız hex dosyalarından sonra kart biçimlenecektir. İçinde dosyalarınız gidecektir. Burada ekranımı paylaşayım. Genelde kullanıcıların ya da hani arkadaşların sorduğu genellikle soru şu: bu hex dosyasının içinde ne var? Biz açıp kodlayabilir miyiz diyorlar. Hex dosyasının içinde şöyle sürükleyelim, 60, yaklaşık 65 bin satırdan oluşan şöyle heksadesimal kodlar var. Burada Gayet çok anlamlı bir şey değil tabii bu. aynen öyle. Son Ekranı olarak gösterelim. bir de şurada blok editörüne gelelim. Şurada JavaScript kodları var. Otomatik olarak çeviriyor. Ben açıkçası JavaScript'i çok bilmiyorum. Ben Python biliyorum. Ama hani JavaScript'te de bu şekilde blok kodlarla otomatik olarak ya da kolaylıkla kodlama işlemlerini kullanıcılar yapabiliyor. Dilerseniz ikinci oturumda mı devam edelim? Birkaç Aynen, bölüm bir yapacaktık. kısa bir ara verelim. Yani bir 3 dakika, 5 dakika neyse bir kısa ara verelim. Ondan sonra ikinci oturumda devamını getirelim. Tamam. Diyorum. Güzel projelerimiz var. İnşallah ikinci oturumda bakacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra hemen sizlerle birlikteyiz.
tekrardan herkese. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Serhat Hocam bize bir şeyler gösteriyordu. Herhalde oradan başlayabiliriz değil mi hocam? Evet, şimdi daha karışık bir etkinlik yapalım. Python'la da kodlayalım, kendimiz yazalım. Sonra da topu Erdal Hocam'a atarız. Bakalım neler gösterecek. Ben heyecanla bekliyorum o zaman. Yani böyle oynayan, giden şeyler gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Olacak inşallah. Şöyle hemen ekranı paylaşalım. Şimdi şu kodlarımızı atalım şuradan. Şurada bloklarımız var çeşit çeşit. Mesela programa girdi yapılmak istendiğinde içerisindeki ivme sensörünü kullanmak için bakın mesela salla var işte. Butonlara basıldığında tarzı şeyler var. Bunları kullanarak bir uygulama geliştirmeye çalışalım. Şöyle şunu da duplicate edelim. Aynı blok olduğu zaman koyu renk oluyor, uyarıyor. Bu güzel bir özellik. Hani çocuklar da aynı şeyi yaptıkları zaman takılıyorlar. Böyle bir güzel özelliği var. Şurada ledlerimizin de parlaklığı var. Şurada A düğmesine bastığımız zaman parlaklığı işte düşsün. B düğmesine bastığımız zaman da yükselsin tarzında bir uygulama yapalım. Şunu düşürelim iyice. Programımız başladığı zaman da bakın şurada led paneli var zaten. Bunu üzerine tıklayarak istediğimiz gibi şekiller oluşturabiliyoruz. Hatırlarsanız 5x5 25'lik bir matris olduğunu söylemiştik. Bunu istediğimiz gibi şekiller yapıp doldurup boşaltabiliyoruz. Şöyle dolduralım. Program başladığında hatta her zaman diyelim daha güzel olur. Bu çünkü bir kere çalışıp bitecek bir şey. Her zaman bu işlemi yapsın. Başlangıçta tamam indirelim. Bundan sonra da aynı işlemi Python üzerinde bir yapar gözlemleriz. Ben bilgisayarımı bulmam lazım. Ya, bu da sizin kitabınız değil mi şu an ekranda görünen? Evet, bu evet son kitabımız. Ya hemen onda reklamını yapalım hocam. Robotistan'dan satın alabilirsiniz. Reklamın içerisinde olmadı. Şu ek dosyamıza attık. Evet, şimdi şu şeyi tamamen ekrana verelim. Şu şekilde A tuşuna basıldığımız zaman ledler tam parlak yanacak. B tuşuna bastığımızda sönük yanacak şeklinde. Bunu çok hızlı bir şekilde hani Python'da da kodlayalım. Görsün arkadaşlar. Ondan sonra Erdal Hocam'a topu atabiliriz. Kütüphaneyi burada dahil ediyoruz. While true bloğunu kullandık. Programımızın sürekli çalışmasını istiyoruz. Biz yine göremiyoruz herhalde hocam. Ekran. Paylaş. Evet. Reji nerede? Şurayı silelim. Şuraya başlangıç için bir kod yazalım. D.show parantez içerisinde image. Şimdi bu Python'la çok kısa bir bilgi vereceğim. Programlama dillerinde derleyici ve yorumlayıcı diye bir şey var arkadaşlar. Bu her zaman havada kalan bir şey. İnsanlar tam aklına yatmıyor programlama işine girenlerin. Bu derleyici ne, yorumlayıcı ne, farkı ne diye. Hatırlarsanız zaten yayına katılanların çoğu da biliyordur. Arduino'da bir kodu karta yüklemeden önce orada düzenle derle gibi bir buton var. Ya da yüklediğimiz aşamada kodlar bir derlemeden geçiyor. Hatalar varsa bize uyarıyordu. Bu Arduino'nun hani işte kodladığımız IDE programının derleyici özelliğinden kaynaklanıyor. Python ise yorumlayıcı bir dil. Burada biz kodlarımızda ne kadar hata yaparsak yapalım, uygulama bize hata vermeyecek. Ancak kodları kartımıza yükledikten sonra şayet bir hata varsa o satırla ilgili hata kodunu kart üzerinde görebiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Hani uygulama esnasında nerede hata yaptığımızı görüyoruz. Şimdi çalıştıralım bir de hata yapalım. Aradaki farkı görelim. Image dedik şurada. Burada içerisine yazacağımız işte hani parlak olsun, yanık olsun ya da şu şekil olsun şeklinde şeylerimizi oluşturuyoruz. LED'lerimizi yakmak için giriyoruz. Bakın şu an birinci satırı girdim. Birinci satırda 5 tane LED vardı. İkinci satırı giriyorum. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi kodlanıyor. 0'dan 9'a kadar LED'ler parlaklık değerleri alıyor. Burada farklı şekillerde oluşturabiliriz. Biz parlak sönük olsun diye bir uygulama geliştirdik. Başlangıçta böyle olsun dedik. Sonra diyoruz ki if
ton A nokta A is pressed. Yani A butonuna basıldıysa diyoruz, parlak yansın şu şekilde. Evet. Burada da çok güzel bir tüyo vereceğim. Programlamacılığın, yani programcıların yaptıkları işlerin %95'i kopyala yapıştırdır. Şu şekilde kopyala yapıştır yapıyoruz. Doğrudur. Yani kimse kalkıp sıfırdan kod yazmıyor. Biz de hemen burada hızlıca pratik olsun diye. Bütün sürprizi bozdun Kaan'cığım. Bozdun mu? Ama pratik olması önemli. Şeye, Bill Gates'e sormuşlar, hani iş mülakatlarında işe alırken ne yapıyorsunuz, neye göre seçiyorsunuz demişler. Bu da demiş, hep tembel insanları tercih ederim işe alırken mülakatlarda. Neden diye sormuşlar. İşte tembel insanlar işlerin daha çok pratik kısımlarını hani güzel beceriyorlar demiş. Aynen öyle hocam. Her zaman en önemli şey zaten bugün. Şurayı da B butonu yapıyoruz. Bakın A butonuna basıldığı zaman parlak yansın. B butonuna basıldığı zaman da sönük yansın diyoruz. Şuradan kodlarımızı indirelim hemen. Bilgisayarım şurada. Şöyle sürükleyeceğiz içerisine. Yüklenmesini bekliyoruz. Şunu. Evet. Şöyle. Bakın B'ye bastım, kapandı. A butonuna bastım. Yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Hani bu şu anlamda güzel. Öğrencilere blok kodlamadan metin tabanlı programlamaya geçmek için çok güzel bir araç. Önce yapacağınız işlemi hemen az önce yaptığımız gibi blok ekranında yapabilirsiniz. Ardından da hani Python'a metin tabanlı programa geçiş yaparak bunu gösterebilirsiniz. Son olarak eğer vaktimiz varsa bu derleyici yorumlayıcı dediğimiz olayı da arkadaşlarımıza somut bir şekilde gösterebiliriz dilerseniz. Burada ekranı hemen tekrar paylaşayım. Kodlarda bir hata yapalım. Mesela şuraya şöyle bir yazı koyalım. Hata olsun, orada hata verecek. İndirdiğimiz şeyi şöyle sürüklüyorum içerisine. Paylaşımı durdurdum. Şöyle net gözüksün. O satıra geldiği zaman hata verecek. Bakalım. Bakın şu an çalışıyor. While bloğunun içinde A butonuna ya da B butonuna bastığımız yerde hata vermesi gerekiyor. Hı-hı. Buraya bastım, sıkıntı yok. Buraya bastım. Bir dakika, kopyalayamadık mı? Tekrar yapalım şu işlemi. Şurayı silelim. Hatalı olsun. Dosyayı indirememişiz. Şu anda da indirmiyor. Heh, indi. Birisi güzel bir yorum yapmış. Kaan Hocam'la iftar özel programı diye. Mikrobit'le böyle şey yapabiliriz aslında. Kesinlikle. Bakın line. Aynen. 8. Name error hatası verdi. O da bizim 8. satırda bulunan işte image kısmını silmiştik. Oradan kaynaklı bir hata oluştu. Hani derleyici, yorumlayıcı farkında bu şekilde net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Topu da Erdal Hocam'a atıyoruz burada. Çok teşekkürler hocam. Bayağı şey oldu. Yani hatayı da yapmamız güzel oldu. Evet. Gösterdik. O zaman meraklı Erdal Hocam'dan projeleri bekliyorum ben. Diğer bilgisayara geçiyorum. Hemen şu videoyu kapatayım. O multimetre sensör bayağı. Tabii her türlü malzememiz var. Acaba? Evet. Şey yapıyor da. Kusura bakma. Yok. Kusura bakmayın. Şu an gayet iyi Şimdi ses var mı? Daha var. Gayet net hocam. Tamam. Şimdi projemiz şu. Biz Mikrobit kartını kullanarak şöyle bir kediye sahibiz. Burada hocam biz klavye görüyoruz. Bir saniye hocam. Hemen ekranı paylaşayım.
Ha, tamam. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. Ya acaba onu mu göreceğiz diye bir soru. Ha, yok. Şu an ekranı görüyoruz değil mi? Aynen. Evet, geldi hocam. Ben de şöyle kendimi göstereceğim ama birazcık yamuk falan olur. Şimdi burada amacımız şu. Biz Scratch ile de Microbit kartını programlıyoruz diye söyledik. Burada nasıl programladığımızdan bahsedeceğiz. Microbit kartını ekleyebilmek için öncelikle bilgisayarımızın Bluetooth desteğinin olması gerekiyor. Ancak bu Bluetooth desteğinin yeni sürüm diye bahsedeceğimiz BL destekli Bluetooth modülü veya aparatı olması lazım. Eski laptoplarda mesela 5-6 yıl önceki laptoplarda bu destek maalesef yok. Farklı bir Bluetooth aparatı kullanarak bilgisayarımıza takabiliriz ama onda da maalesef iletişimde sorun yaşayabiliyoruz. Laptopun kendi dahili Bluetooth'u var ise. Bunun yanında yani Scratch ile çalışabilmek için Windows 10 desteğine ihtiyacımız var. Şundan dolayı Windows 10 desteğine ihtiyacımız var. Burada Emlink adında bir, pardon, Scratch Link adında bir ara programımız bulunuyor. Bu Scratch Link neyi sağlıyor bize? Scratch Link bilgisayarımızın Bluetooth'uyla Microbit'in Bluetooth arasındaki iletişime sağlayan program. Bilgisayarımızda olması gereken gereklilikler, birincisi Bluetooth'umuz olacak, BL destekli Bluetooth 4.1 ve üzeri. İkincisi Scratch Link programının, şu sağ köşede görmüş olduğumuz, bunun yüklü olması lazım. Üçüncüsü de Microbit kartını biz Scratch'e tanıtırken şu şekilde Microbit eklentisini eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani normalde hocam normal Scratch için de mi Windows 10 gerekiyor minimum, yoksa sadece kullanmamız için mi? Microbit'i kullanmak istiyorsak eğer Scratch Link aracılığıyla bu sadece Windows 10'da çalışıyor. Tamam. Yani Windows 7'de, Windows 8'de maalesef bu program desteklenmiyor. Yani Windows 10 ve üzerinde olması lazım. Macintosh ve Linux'ta desteği yok diye biliyorum. Macintosh işletim sistemlerinde de var diye biliyorum ama kullanmadım. Şimdi biz iletişimi sağlamamız lazım. Nasıl sağlayacağız? Burada bakın, şu anda ben eklentiyi ekledim ama sağ üst köşede, bloklarımızın sağ üst köşesinde bu eklentinin henüz çalışmayacağına dair bir ünlem işareti var. Bunun sebebi şu: Microbit kartımızı biz Scratch ile çalıştırabilmek için şu şekilde bir hex dosyamız var. Standart bir hex dosyamız. Evet. Şu hex dosyası bu Scratch sitesinde mevcut. Birazdan gösteririm onu da. Evet. Microbit kartımızı taktık. Ardından ikinci yapacağımız işlem Scratch için bu hex dosyamızı de göstereyim. Aynen şu an. Bakın burada 5 karakterli bir yazı kayıyor. Bu her Microbit kartı için orijinal bir ID'dir. Microbit kartının ismini ifade eder. Şu anda Microbit kartı benimkinde Zipez yazar. Sizinkinde farklı bir şey yazacaktır. Burada Microbit kartının şu anda Bluetooth ile iletişime hazır olduğunu bize söylüyor. Az önce yaptığımızda Bluetooth'un ünlem işareti olduğunu görmüştük. Şimdi yaptığımızda bakın ekranda geldi. Çıktı. Bağlan dediğiniz zaman o işaret gelecek galiba. Bağlan dediğinde de hemen tik işaretini görüyoruz. Editöre git diyorum. Şu anda interaktif olarak ben Bluetooth üzerinde Microbit kartıma bağlayıp ve işlemlerimi kolaylıkla yapabilirim. Burada USB'ye bağlamamın sebebi, yani pil yuvasıyla da bağlayabiliriz. Şu anda USB'ye ihtiyacımız yok. Sadece
sadece Hex dosyasını atmak için USB ihtiyacım vardı. Bu USB dosyası Hex dosyasını attıktan sonra istediğimiz gibi artık çalıştırabiliyoruz. Şimdi oyunumuza girelim. Oyunumuzda ne var? Ondan bahsedeyim. Tamam hocam. Şu şekilde hızlı bir şekilde geldi. Bir yandan şöyle sabitlemeye çalışıyorum da. Ters olunca ekran. Şu an diğer karakterleri kaldıracağım ekrandan da. Mikrobik. Şu anda kendimiz karda kayıyor. Ben bir Kaan hocam gir mi oradan ya? Şunları hemen bir yok edeyim. Mikrobik şu arkadaşlar. Değil mi hocam orada? Efendim? Mikrobit'te kediyi kontrol ediyoruz orada. Evet. Şu anda Mikrobit kartını eğdiğimizde, sağa sola eğdiğimizde kedinin hareket ettiğini görüyoruz. Kodların açıklamasını da yapacağım da uygulama çalışırken bir göstermek istiyorum önce. En son ben de değişiklik yaparken kalmış. Adeta aslında kedi yaralanıyor. Kedi biraz zarar görüyor. Yoruldu bu konuda. Çok evet. Başla. Bak, sağ tarafa eğdiğimde veya öne eğdiğimde bayağı anlık hemen alınıyor. Yani anlık olarak. Yani biz bunu proje amacımız burada şu. Öğrencilerimize mesela spor yaptırırken Mikrobit kartını kullanabiliriz. Bir denge tahtası üzerinde bunu çalıştırabiliriz. Sadece ağaç kuklasının işte yakalandı. Ağaç kuklası olarak düşünmeyelim bunu. Burada farklı kuklalar ve yani sadece ceza olarak değil bir oyun tasarlarken ödül de sunmamız gerekiyor kullanıcıya. Sunduğumuz ödüllerle kullanıcı oyuna daha bağımlı hale getirebiliriz. Yani bağımlılık burada olumsuz anlamda değil tabii ki. Yani bu tip oyunlar hocam şeyde storelarda çok yani hani bayağı koyuluyor. Ki nice oyunlar gördük, milyonlar sattı yani hani. Aslında bu önemli bir şey. Yani geleceğin yani zaten geleceğin bir şey şu anki meslek ama biz de çok güzel oyunlar tasarlayarak hani o store'lara yükleyebiliriz. Yani burada... bizim mesela öğrencilerimizden ilk gelen soru şu oluyor. Ya Google Play Store'da hocam bizim oyunumuz da olur mu? 1 milyon tane indirebilir, satabilir miyiz falan? Yani bir anda böyle çok büyük hedeflerle öğrencilerimiz bunları düşünüyor ama ufaktan başlamak adına yani bir oyun programcılığı herhalde programlama dünyasının yapılabilecek en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü birçok insanla birlikte, birçok disiplinle birlikte çalışmanız gerekiyor. Yani psikologlarından, eğitimcilerinden sadece bir tasarımcısı için yüzlerce belki mühendis gerekiyor büyük oyunlarda. Burada kodu yazmak çok bir görev değil. Sadece bir parçası sürecin. Onunla beraber birçok insanla bir oyunun hayalini kurup onu üretime geçirmek gerçekten büyük bir iş. Crysis oyunu duymuşsunuzdur. Crytek firmasının. Onların yaptığı Türk oyunlar son zamanlarda çok meşhur. Ama biz burada öğrencimize en azından şunu göstermek istiyoruz. Ya sen bir oyun tasarlamak istiyorsan ve bu oyunu da klavyeden değil dışarıdaki bir aygıtla kontrol etmek istiyorsan Mikrobit bunun için iyi bir alternatif, iyi bir seçenek. Arduino ile yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Arduino ile de yapabilirsiniz. Bluetooth ekleyip ama Mikrobit kadar pratik olmayacaktır. Yani biz burada Mikrobit ile ilgili Bluetooth'umuzun olması gerekiyor. Windows 10 işletim sistemimizin olması gerekiyor. Ondan sonrası tamamen pratik uygulamaya dönük süreçler. Burada Mikrobit ile ilgili ne kullandık onu da hemen göstereyim. Burada Mikrobit kartının sağ eğilip eğilmediğini şu komut ile kontrol ediyoruz. Ekran görünüyor zannediyorum. Aha, görünüyor hocam aynen. Sola eğilip eğilmediğini de şu komutla kontrol ediyoruz. Yani sağa sola öne ve geri eğilip eğilmediğini biz bu komutlarla kontrol ediyoruz. Yani aynı klavyedeki sağ ok sol ok tuşuna basıldı mı basılmadı mı gibi kontrol etme kadar kolay bir durum. Daha sonra da kediyi buna göre sağa sola yukarı ve aşağı yönlendiriyoruz. Burada
Mesela şöyle bir örnek yapabiliriz. Eğim açısını kontrol edebilirsiniz. Yani eğim açısı öne doğru, eğim açısı 10 derece, 20 derece gibi veya şu dereceden büyükse, düşükse gibi hassas kontroller yapabiliyoruz. Herhangi bir yöne eğildiğinde farklı bir görev yapmasını istiyorsak bunu kullanabiliriz. Burada az önce bahsetmiştim. Scratch'in kendi arayüzü maalesef Microbit için çok fazla destek sunmuyor. Yani yazı yazdırabiliyoruz ekranında. Simgeleri gösterebiliyoruz. Microbit kartının sallandığını, taşındığını, yani adım sayar yapabiliyoruz. Onun için şu komutları kullanabiliriz. A veya B butonuna basılıp basılmadığını kontrol edebiliyoruz. Bunun haricinde ışık sensörü, kablosuz haberleşme, sıcaklık sensörü gibi, Bluetooth gibi donanımlarını maalesef Scratch ile kullanamıyoruz. Ona rağmen bu şekilde basit oyunlar yapmamıza imkan sağlıyor. Ha, bayağı şey, kısa bir kodla aslında hocam, yani sürükle bıraktılar. Şu an bir Microbit'le ilgili kısmı şurası. Diğer kodları isteyen olursa şuradan da gösterebiliriz yani. Ha, şey, nesne koymak için de kodlar yazılıyor. Onların konumları belli oluyor değil mi hocam? O şekilde de. Ne için? Nesneleri koymak için de, ağaç koymak için bir kod yazıyoruz. Şimdi evet, buradaki süreç şöyle. Ben hani biliyoruz diye anlatıyorum ama kusura bakmayın, bir anda olaya daldık. Scratch'te şu şekilde bir arayüzümüz var. Şurası sahnemiz. Bu sahnemiz de iki eksenli bir sahnemizdir. Yatay ekseni x, dikey eksenimiz de y olacak şekilde konumlandırılmıştır bu sahne. Bu sahneye biz kuklalar ekliyoruz. Yani kedi kuklasını ekledim. Şurası kukla kütüphanemiz. Ağaç kuklasını ekledim. Oyunu zorlaştırmak istediğim için daha sonraki aşamalarda kardan adam ve kutup ayısı kuklalar ekledim. Güzel. O bölüm atladıkça o zaman hocam şey oluyor. Zorlaşıyor. Kardan giriyor. Sonra kutup ayısı giriyor. Sonrasında neler giriyor bilmiyoruz. Sonrasında şu olur mesela, biz burada sadece ağacı hareket ettiriyoruz. Ağacın kodlarına da bakacak olursak, ağaç rastgele, mesela oyunu tekrardan çalıştıralım. Ağaç rastgele bir konumda geliyor. Yani ağacın sabit bir konumu yok. Aynen. Rastgele bir konumda geliyor. Belli bir sürede geliyor. Bizim bundan sonraki seviyede mesela seviye 2'de ne yapabiliriz? Ağaçla beraber kardan adam gelebilir. Aradaki bu geçiş süreleri daha hızlı olabilir. Yani 0.2 saniye değil de işte 0.5 saniyede bir gelmeye başlar. Kullanıcı tabii ki oyunu zorlaştıkça kontrol etmesi de zorlaşacaktır. Yani kediyi görmeden iyi yönetiyorsunuz diyecektim de ben göremiyordum. Ha, kedi yok. Kediyi sakladım. Kediyi sakladım. Ağaç geçirdim. Bak yakalandık. Aynen. Burada her kuklanın ayrı bir kodu vardır Mehmet Bey. Kedinin kodları şunlar. Ben bu kedinin yeşil bayrağı tıklattığımda, uygulama çalışmaya başladığında bu kedi şu kodları çalıştırıyor. Yeşil bayrağı tıkladığında hem şu kod çalışıyor, hem şu kod çalışıyor, hem de şu görmüş olduğunuz sürekli tekrarların içerisindeki kodlar çalışıyor. Ağaç kuklasının kodları onlarınki de farklı. Ağaç kuklası için yine Microbit'le ilgili bir kod ekleyebiliriz mesela ağaç kuklasına. Kardan adam kuklaları ve diğer kuklalar için kodlarımızı şuraya birleştirmediğim için çalışmadı şu anda. Sadece ağaç kuklamız çalışıyor ve çalışması da bu şekilde. Soru varsa gene alabiliriz. Ben gayet iyi anladım hocam. Sorularınız da varsa tabii alabiliriz. Onları ben bir soru soracağım. O kediyi kim çizdi Ertuğ hocam? Kediyi ben çizmedim de kedi hazır. Hayır, ama kedim hazır. Bu haliyle mi? Uygulamada göstermek için internette vardı. Hazır bir siteden kullandım buna. Bu kostümü. Orada da yön tuşlarıyla yapmışlar mesela, internette bir yabancı vatandaş yön tuşlarıyla yapmışlar. Böyle bir kedi çizmişler oraya. Ben de yön tuşlarını sevmediğim için Microbit'e uyarladım bu konuya. Aynı zamanda kuklayı biz de çizebiliyoruz o zaman. Yani tabii. Ekleyebiliyorum. Hemen. Düzenleme de yapılabiliyor. Şurada mesela bir şu kukla için şöyle bir şeyler yapalım.
rengini değiştirelim falan. Yani şöyle rengini falan değiştirelim. Robotistan logosunu buraya ekleyip şey yaptırabiliyoruz o zaman hocam. Bir oyun yapabiliriz. Robotistan karakteri yapabiliriz. Niye? Böyle dirençler, transistörler, kondansatörler ateş eder falan. Yani o tarz bir oyun yapabiliriz. Ben bunu sevdim hocam. Güzelmiş bu. Yani bunu alıp niye olmasın? Yani Robotistan onları topladıkça puan kazanır falan. Ondan sonra Kaan Hoca'ya DF robot gönderir. Ya da dirence değerse yavaşlar değil mi? Ha, dirence değerse yavaşlar. Çok iyi ya. Elektrik direne çarptığında mesela elektrik çarpar. Saçlar diken diken olur falan. Oradan bataryayı... bütün sistemi. Efendim? Oradan bütün sistemi öğretebiliriz aslında. Oyunlaştırır. Tabii. Yani bataryayı mesela kısa devre ettiğinde batarya patlayabilir. Ses çıkartabilir. Tabii şu anda mesela hiç ses kullanmadık. Ses yok oyunumuzda. Ses olsa çok daha etkileşimli, güzel bir oyun oldu. Yani evet. Geliştirilmeye açık. Biz sadece burada mikrobiti şu amaçla da kullanabilirsiniz diye göstereceğimiz için yani çok da detaya girmedik ama sonra merak eden arkadaşlar olursa onları da, bunları da paylaşırız yani. Tabii tabii hocam. Ya bu bayağı güzel oldu. Yani kedi de tatlıymış bayağı. Yani kedi. Evet, kedi. Scratch'in kedisi. Aynen. Diye şimdi bu bitti galiba değil mi hocam? Hani bununla ilgili söyleyeceğimiz başka bir şey var mı? Bitti, yok. Şu anda bitti bu. DF robota geçeceğiz birazdan vaktimiz kalırsa. Engelden kaçan geçebiliriz hocam. McQueen engelden kaçan robotumuz. Biraz ondan bahsedebiliriz aslında. Ondan sonra da ufak bir uygulama yapar. Ondan sonra yayınımızı. Kaan hocamın konusu vardı ama. Ha, hangisiydi hocam? Pardon, ben atladım. Şey anlatacaktı, geliştirme kartını isterseniz o da anlatsın. Olur olur. Ya ben her şeyi açayım. Bugün şey sahura kadar. Sahura kadar. Evet, sahur programına bağlanacağız. Erdal hocam alalım oradan. Aynen, görüntü paylaşımı. Kapatıyorum bir saniye. Aha. Şimdi videomu çok kapattım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar da hani vakitlerini aldık. Çok hızlı bir şekilde genişleme kartını anlatacağım. Arkadaşlar şu şekilde bir genişleme kartımız var. İnternette yazınca çıkıyor zaten mikrobit genişleme kartı. Bu genişleme kartı sayesinde mikrobit üzerinde 19 adet pini kullanabiliyoruz. Şimdi normalde şöyle baktığımız zaman şurada bakın üzerinde pinler var. Bazı pinlerin orada geniş olduğunu görüyoruz. Şöyle çevirelim. Numaraları var. 1, 2, 3. Bunlara krokodil kablolar bağlayarak şöyle timsah dişte şu şekilde. Basit olarak led buzzer bağlayabiliyoruz. Ancak bazen hani komplike devrelerimiz olabiliyor. Display'e bağlayabiliriz. Led buton beraber bağlayabiliriz. Bu gibi durumlarda da hani bir de kısa devrenin önüne geçmek için genişleme kartı kullanmakta fayda var. Biz bu genişleme kartıyla mesela kitapta da projelerimiz var. Mikrobit kartına mesafe sensörü bağladık, servo motor bağladık, LCD ekran bağladık. Yine toprak nem sensörü bağladık, joystick bağladık. Ben şu an sadece toprak nem sensörü kullanarak hani klasik bir proje ama ilgi çekici. Hani proje anlamında da yapılabilecek bir çalışma. Toprağın nemini ölçerek işte buradaki LED ekranda gülen surat ya da üzgün surat çıkarmaya çalışacağım. Tamam, şöyle videomuzu açalım. Ekranda paylaşayım ben. Şöyle. Şimdi şunları atalım. Mikrobit kartının üzerindeki pinleri de analog pin olarak kullanabiliyoruz. Şurada mantık kısmında koşullu ifadelerimiz var. Eğer yine şurada pinlerin olduğu yerde şu değil. Neredeydi? Şu pinlerin olduğu yerde bakın analog pini oku diye bir bloğum var. Yine evet. Şuradan mantığa gidelim. Şunu alalım, yerleştirelim. Şimdi analog pinden sıfıra bağladım. Ben bağlantıyı nasıl yaptım? Üç tane zaten toprak nem sensörünün şurada girişi var. GND, VCC ve A0 olmak üzere. Ben burada 3 volta bağladım VCC kısmını. 5 volt şart değil mi toprak nem sensörü için. GND'yi GND'ye bağladım. A0 pinini de mikrobit kartının
A0 girişine bağladım. Buradan eğer okulan değer 800'den küçükse, eğer kuruysa ortamdaki nem değeri 1023-1022 gibi bir değer üretiyordu. Eğer hani ortam nemliyse, şuradan LED ekranımızı, bakın hazır simgeler var. Her şeyi bizim çizmemiz de gerekmiyor. Şuradan tıkladığımız zaman hani pek çok çeşit var. Şayet bu değer 800'den küçükse, yani ıslaksa toprağın nem değeri, yeterince nemliyse gülen yüz çıkmasını istiyoruz. Değilse de, kuruysa da üzgün bir yüz ifadesi çıkmasını istiyoruz. Her zaman çalışacak bloğumuz. Buna ekstra şeyler de ekleyebiliriz. Mesela LED'le süsleyebiliriz. LCD ekran da bağlayabiliriz ama çok önemli bir şey değil LCD ekran. Zaten biz bu ekranı LCD ekran niyetine de hani matriste kullanabiliyoruz. Yazılarımızı yazdırabiliyoruz, işaretler çıkarabiliyoruz. Buzır bağlayabiliriz, servo motor bağlayabiliriz. Bu gibi durumlarda da diğer pinlerimizi de kullanabiliriz dilersek. Şimdi ben bunu çıktı. Kodlarımı Mikrobit kartıma yükleyeceğim. Önce bağlantısını yapayım. Sonra bir böyle basit bir proje gerçekleştirelim. Bu çok iyi olur hocam. Genişleme kartını taktıktan sonra normal bir, aslında Arduino gibi ya da başka bir şey gibi de kullanabiliriz. Yani breadboard üzerinden LED yakacaksak LED bile yakabiliriz yani. Breadboard'a da gerek yok. Bakın burada dişi erkek pinler var üzerinde. Erkek pinler var. Ben dişi erkek jumper'larla hemen toprak nem sensörüne kolaylıkla bağlantıyı sağladım. Şimdi şu kodlarımızı indirelim. Hex dosyam geldi. Şunu ben atıyorum Mikrobit kartımın içerisine. Bir dakika. Kablomuz çıkmış. A0. Şunu hemen bağlayalım. Evet. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Üzgün surat var. Şu kodların paylaşımını kapatalım. Üzgün surat var. Ben şimdi toprak nem sensörüm probunu bardağa batıracağım. Bakın. Toprak nemli, toprak kuru. Bakın çok basit. Arduino'da da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama ben burada 3 tane kabloyla, 5 satır kodla çok basit bir şekilde işlemi yaptım. Burada genişleme kartını kullanmaya da bilirsiniz. Bakın zaten şöyle baktığımız zaman 0 numaralı pin GND ve 3 volt bacaklara açıkta. Diğerleri gibi küçük değil. Bakın arada piyano düğmeleri gibi küçük düğmeler var. Bunları çok kolay bir şekilde kullanıp projemizi gerçekleştirebiliyoruz. Bakın birbiriyle bağlantılı projeler de yapılabilir anladığım kadarıyla hocam. Yani burada motor bağlayabiliriz. Gülen surat olduğu zaman bir motor bağlanıp işte su ya da üzgün surat olduğu zaman sulayabilir projemizi. Aynen, kitapta da var mesela bununla ilgili. Biz su motoru bağladık. Hani kullanıcılar yapabilirler bu şeylere, kodlarıyla beraber var. Hani toprağın nem seviyesi yeterli değilse su motoru otomatik olarak çalışacak, sulamaya başlayacak saksıyı. Su yeterli seviyeye geldiği zaman da su akışı kesilecek tarzı projelerde çok basit bir şekilde yapılabilir. Çok iyi. Yani ben böyle projeleri çok seviyorum. Birbirleriyle haberleşen projeleri çok seviyorum. Bu eğlenceli de olur yani. Gülen surat olduğu zaman sulamaya başlar. Ya da üzgün surat olduğu zaman sulamaya başlar. Sulandıkça belli bir noktaya geldiğinde hani bu şey yapılabilir herhalde. Üzgün surattı, nötr, sonra gülen suratı döndü. Bakın kodlara baktığımız zaman hemen share yapalım, şuradan paylaşalım. Bakın ben buraya 800 dedim. 1024 kuru olduğunu ifade ediyor. 1024 ile 900 arası üzgün olsun. 900 ile 700 arası işte düz bir çizgi olsun ağzı. 700'den küçükse de gülen surat çıksın şeklinde de projeler aynı dediğiniz gibi de çok kolay bir şekilde sadece buraya bir satır kod ekleyerek de yapabiliriz. Yani bu da aslında yine hayal gücümüzle sınırlı yani. Yani burada ne yapmak istiyorsak bir şekilde tasarlayarak yapabiliriz. Yani aynen. Mesela atıyorum işte müziğin, klasik müziğin böyle şeylerin gelişimine etkisi varmış ya, öyle bir araştırmadan bahsedilir. Gülen surat olduğu zaman müzik çalmaya başlar, daha iyi gelişir belki. Yani tamamen hayal gücüyle sınırlı. Ne yapmak istiyorsanız bir şekilde yapıyorsunuz yani. Aynen. Bununla ilgili sorumuz yoksa Erdal Hocam'a. Aynen. Şu an yok gibi hocam. Olsa da İlge Bey cevaplıyor bir şekilde.
Benim sorum yok. Erdal hocamın da sorusu yoksa o tarafa geçebiliriz. O tarafta istiyorsanız şey yapalım hocam. BF Robot ve işte onun ürünlerinden biraz bahsedelim. McQueen'den bahsedelim ama uygulama kısmını bir sonraki yayında projeler diye, mikrobitle projeler diye bir yayın yapalım isterseniz. Çünkü 1,5 saat gibi bir şey oldu. Yani benim enerjim bitmez. Sizin de enerjinizi görüyorum ama hani belki izleyenler Dinleyenlerin de. olabilir. Yani bir sonraki için söz alayım ben sizden Mikrobit için. Projelerle Mikrobit diye bir alan yapalım. Orada da proje sunalım. IoT ile Sergisi. ilgili şeyler de yapabiliriz. O zaman daha güzel olur. Evet, çok iyi olur. Yani size de uyarsa bu şekilde yapabiliriz hocam. PF robotun Olur. ürünlerinden bahsedelim. Uyar, bana uyar. Tamam, süper o zaman. O zaman ben şöyle yine bir soruyla giriş yapayım hocam. Şey, DF robotun Mikrobit için tasarladığı hangi ürünler var ve hangi seviyelerde bunlar kullanılabiliyor? İşte anaokulunda kullanılabiliyor mu? Yani anaokulundan liseye kadar kullanılabilen kitleri var mı? Onlarla ilgili kısa bir bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Burada ben seçeyim o zaman. Erdal McQueen'den bahsedeyim isterseniz. Olur, olur hocam. Pardon. Şimdi McQueen'de şöyle göstermek istiyorum. Hemen görüyoruz hocam. Görebiliyor mu? Geliyor. Görüntü görüyoruz. Yani küçük de olsa görüyoruz. Yani burada da büyük hali. Serhat Hoca da açtı. Şimdi McQueen güzel bir robot yapmışlar. DF robotun güzel bir ürünü. Ben beğendim. Buradaki bize en büyük avantajlarından bir tanesi komplike bir sistem olarak bunu kullanabiliyoruz. Böyle bir imkan sağlamış bize. Ne var üzerinde? Onlardan bahsedeyim. Buzzer'ı var. Uzaktan kumandası var. Alt kısmında neopiksel ledleri var. Çizgi izleyen sensör var, iki tane. Daha sonra yani motorumuz var. Bu motorlar yani basit seviyede çok hızlı olmayacak şekilde ama basit seviyede çizgi izleyen sensörle beraber çizgi izleyen robot olarak kullanılabiliyor. Ön tarafına şu şekilde ultrasonik sensör sensörümüzü yerleştiriyoruz. Yine çizgi izleyen sensörle beraber eş zamanlı çalışan iki tane LED'imiz var. Sağlı solu. Bunun sağlığını kullanabilmemiz için bir switch'imiz var. Bu switch beraber istersek buzzer, istersek de P0 pini olarak kullanabiliyoruz. Bunun yanında da alt kısmında şu şekilde az önce Kaan hocamın gösterdiği yuvarlak pinler mikrobit üzerinde bulunan. Tam gözükmüyor ama şurada 4 tane, Gözüküyor. 5, 6 tane delik var. Onlar da kullanılabiliyor. McQueen robot pratik, estetik bir robot tasarlamışlar. Üzerinde bir şase yok. Direkt board üzerinde şaseyi kurgulamışlar. Baskı devresi vesairesi hepsi üzerinde. Yani ekstradan yani M-Bot'a alternatif olur mu? Olur. Maliyet açısından bakılırsa da olur. Kullanışlık açısından bakılırsa da olur. Üzerinde vidalama delikleri var. Bu vidalama delikleriyle beraber şasiyi üst kısma doğru geliştirebiliriz. Farklı nesneler, sensörler, servo motor vesaire eklenebilir. Servo motor demişken de hemen yan tarafta bir pinlerimiz var. Burada servo motor bağlantı pinleri de mevcut. Böyle bir komplike robot Ya yurt tasarlanmış. Hani dışında bunu şeylerini görmüştüm hocam ben. Bazı projeler gördüm. Plexi'den işte şeyler kestiriyorlar, modüller kestiriyorlar ve 12, 16, 12 miydi, 16 miydi tam hatırlamıyorum. Farklı robot yani çeşit olarak 16 farklı robot yapabiliyorlar bu makinle. evet. Yani küçük görünüyor ama geliştirirseniz bayağı şehirde var yani işlevleri gayet iyi. Tabii. Onun Yani için motorlar 3 voltla da çalışabiliyor. Yani 2 tane kalem pilimiz varsa bu 2 kalem pille de çalışabiliyor. 3 kalem pille 5 volta kadar destekliyor. 5 volt uyguladığımızda daha hızlı hareket ediyor. Yani bu robot konusuna geçtiğimizde öğrencilere sorduğumuzda ya robot ne yapacağız hocam? İşte robot deyip bunu götürdüğümüzde
bir Optimus Prime falan bekliyorlar genelde ama Evet. robot yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu Optimus Prime'a dönüşmüyor. Böyle Görüşmüyor. bir robot yani. Aynen. Yine ama hayal güçlerini zorlarla ama artık şey yapabilirler. ya olabilir tabii ona bir şey diyemiyoruz ama ben açıkçası şu robotu üreteyim desem kendim maliyetimi baskı devresiyle beraber yapayım istesem şu anda yanlış bilmiyorsam piyasadaki fiyatına çok yakın bir fiyat oluyor. Yani çok ekonomik bir şekilde satılıyor şu anda. Tam fiyatına son zamanlarda bilmiyorum ama ben tavsiye ediyorum. Kullanılabilir bir ürün. Pratik bir ürün. Gayet de güzel bir ürün. Mikrobit'le beraber kablosuz, Bluetooth'la iletişimi olacak bir ürün. Yani o şekilde de kullanabilirsiniz. Mint Plus isimli programıyla, DF Robot'un Mint Plus isimli Envelope benzeri bir yazılımı var. Onunla kullanılıyor. Aynı zamanda MakeCode'un yani Mikrobit'in kendi sitesinde eklenti olarak McQueen eklentisi olarak da eklenebiliyor. Bunlara yani şu anki zamanımız dar ama daha sonraki videolarımızda içeriklerimizde bakacağız. Çok iyi Onları olur. da o zaman değerlendiririz. Ha. Diyeceklerim bu kadar. Süper. O zaman diğer ürünlerle ilgili de Serhat Hoca'ya sorayım. Boson kitleri var hocam, yani onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiç kullanma fırsatınız oldu mu, ya da başka DF Robot'un Mikrobit'e özgü ürünlerini kullanma fırsatınız oldu mu? Kullanma imkanımız olmadı da Mehmet Bey, ben yakından takip ediyorum. Şöyle açalım DF Robot'un. Bakın IoT başlangıç kiti diyor Mikrobit için. Şurada. Kendin yapmak robot var. Burada ciddi takip sensörleri var gördüğünüz gibi. Hani güzel projeler yapılabilir. Bir de bastım boson başlangıç kiti var Mikrobit için. Burada da hazır şu şekilde modüller var. Hani motor var, led var, harici olarak bağlayacağınız potansiyometre var, buton var. Bu daha yaş grubu için Küçük yaş peki. grubu için evet. Bakın şurada adreslenebilir led var. Neopiksel led olarak geçiyor. Bu daha alt yaş grubu için hani elektronikle çocukları tanıştırma maksadıyla kullanılabilir. Şurası ise hani gerçekten tercih edilme sebebi olabilir Mikrobit için. Çünkü IoT projelerini siz çocuklara burada başlangıç düzeyinde blok kodlama olarak gösterebilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Tabii buradaki tek handikap Erdal hocamın o başta söylediği ilk başlangıç proje başlangıç maliyet bayağı bir aşıyor 690 lira. Hani Mikrobit kartıyla beraber bir de McQueen'i aldığınız zaman 1000 lirayı bulan bir set. Tabii biraz lüks bir kart açıkçası Mikrobit'te Arduino gibi değil. Biz ilk işte kitabı yazarken Erdal hocamla McQueen yoktu. Bizce de Abdullah Biroğlu arkadaşımız var hocamız. Belki tanırsınız. O da dedi bu Mikrobit zaten zengin işi dedi. Siz bir de McQueen ekleyin dedi. Güzel bir çalışma olur dedi. En azından robotun da yapılabileceğini görebilirler dedi. Ama burada yapılabilecek projeler de bayağı Var. kapsamlı yani hocam. Var. Kendi dokümantasyonu da var. Şu an İngilizce herhalde o dokümantasyon ama sizin de öyle bir çalışmanız var herhalde. Var. Türkçe içeriklerde çıkacak bununla ilgili. Onun üzerinde uygulama kitapçığı gibi bir şey yapılmaya çalışılıyor. Onunla ilgili yani ne kadar sürede tamamlanır bilmiyorum ama bir çalışmamız var. Aynı zamanda videolar da çekmeyi düşünüyoruz hocam bununla ilgili. Yani bizim YouTube kanalında Arduino serimiz var mesela. Mikrobit serisinde yapmayı düşünüyoruz bununla ilgili. O belki hazırlayacağımız kitapçığın içerisinde de o videoları böyle QR kod şeklinde koyabiliriz. Yani orası biraz daha şu an geliştiriliyor. Daha tam kapsamı belli değil. Ama yakın zamanda muhtemelen o tarafı da halledeceğiz. Yani Türkçe kaynaklar burada önemli oluyor. Bir de projelerin işte çıkan setten hangi projelerin yapabileceğini yol haritası olarak sunduğunuz zaman öğretmenler daha da rahat ediyor ve daha kolay anlatabiliyorlar. Daha sonrasında da üstüne kendilerinden bir şeyler katabiliyorlar. Yani onunla ilgili evet dediğiniz gibi bir çalışmamız var. Umarım en kısa zamanda tamamlanır. Dedikten sonra başka yani ekleyeceğiniz bir şey yoksa hocam ben ufaktan yayını bugünlük sonlandırayım. Ama sizden söz aldım galiba. Hani bunun devamı
olacak diye düşünüyorum. Hani takip eden arkadaşlar için haftaya bir şeyimiz olacak mı? Onun da bilgisini verebiliriz. Evet, Raspberry ile ilgili bir haftaya cumartesi planlıyoruz. Aksi bir durum olmazsa haftaya cumartesi bu kadro yine Raspberry ile ilgili bir yayın yapmaya çalışacağız. Onun da zaten görseli muhtemelen hafta içerisinde şeyde duyurulur. Saati falan da duyurulur. Zaten daha net değil o konuda. Sağ olun. Olur, bana uyar hocam. Yani ben program yaptık, bir de sağır programı yapalım diyor. Bana uyar yani, sıkıntı değil. Onu gündüz saatine düşünürüz artık. Yani bu falan. Onu planlayalım. Yani saatini hem sizle konuşuruz hem de bizim ekip arkadaşlarıyla da konuşuruz. O şeyde yine bugünkü gibi bir şey yapılır. Sosyal medyada paylaşımı yapılır. Bu Mikrobit'in de devamında hani önümüzdeki haftalarda projelerle Mikrobit diye bir kısmını da sözünü alayım da ben şu an içim rahatlasın. Ya işte vakit olsa yapacaktık, hazırladık aslında şeyi. Hazır ama şimdi anlatalım desek bir 15-20 dakikada o sürecek. Yani engelden yani. Robotu da McQueen'de gösterecektik aslında ama. Aynen. Ama bak, biraz bayağı uzun o zaman 11'e yani. Doğru. Oradan sahura geldik zaten, ne kaldı? Aynen, bazen şey mesajları okuyorum da onun için hocam dedim, hani şey sahura kalkmam gerekiyor, ondan dolayı yatmam gerekiyor diye yazanlar olmuş. Doğru. Doğrudur. Ondan dolayı ben hani bu kadroyla ikinci mikrobizde yapalım diyorum yani. Hani. İnşallah. Raspberry planlıyorduk hocam sizinle. Evet. Bundan sonra Holocod planlıyoruz. SP 32 ve 60 şey 8266 ile Python projeleri yaparız. Orada IoT yaparız. Mesela karşılıklı bir broker üzerinden insanların en çok merak ettiği. Hani Raspberry'i alıyorlar, işletim sistemini kurup kullanıyorlar. Tamam da bu IoT projeleri nasıl yapılıyor? Ya da sadece LED yakıyorlar. Erdal hocamla onun bir denemesini yaparız. Mesela Erdal hocam oradan kodu gönderir. Buradan LED'lerimiz yanar ya da sıcaklığı ölçer gibi. Geçen yayında şey yapmıştım. İstanbul'dan Tokat'a LED açmıştım. Siz de o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Güzel oluyor yani. Keyifli oluyor benim için onlar. Dediğiniz gibi SF32 ile de onu yapalım. Bir de bugün de Mikrobit'e eklemiş olduk. Bayağı Ramazan'ı kapattık ha. Bayramı kadar doluyuz. Tamamdır. Ben sözümü aldım o zaman hocam. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alayım, ondan sonra. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah faydalı olmuştur izleyen arkadaşlara. Bizim için çok keyifliydi. Sabrından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok gerçekten güzel oldu. İzleyen herkese ve robot üstten ailesine de ben teşekkür ediyorum. Kaan hocama teşekkür ediyorum. Umuyorum ki güzel bir akşam oldu. Bir dahaki görüşmelerimizde daha sorular dağılabiliriz belki. Bazı arkadaşlar McQueen mi hediye diyeceksiniz, bu kadar anlatıyorsunuz diye. Ya görüşler belki ilişki diye bir şey olabilir. Yani olabilir. Tabii şu anda spontane bir içerik değil. Hazırlığımız vardı ama çok da vakti öldürmek istemiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Çok teşekkür hocam. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok keyifli bir yayın oldu. Çok da güzel oldu. Umarım izleyenler için de aynı şekilde olmuştur. Ben bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. İyi sahurlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.